Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Rehber gündemden iyi akşamlar. Efendim iç ve dış gündemden öne çıkan başlıkları konuşmak üzere karşınızdayız. Bu akşam Hüdapar Diyarbakır İl Başkanı Sayın Metin Kaya ve gazeteci Sayın Olcay Ersoy ile birlikteyiz. Hoş geldiniz, iyi akşamlar. Hoş bulduk, iyi akşamlar. Çok teşekkürler, sağolunuz. Dış gündem daha yoğun bu aralar. Biz de bu akşam biraz dış gündem ağırlıklı konuşmak istiyoruz. Bir taraftan Suriye'deki gelişmeler, savaş, çatışmalar derinleşiyor ama sözüm ona çözüm arayışları da var. Çok farklı açıklamalar geliyor Amerika'dan, Rusya'dan, İran'dan, Türkiye'den, değişik. Yani bölgeyle ilgili hemen hemen her ülkeden farklı şeyler dillendiriliyor. Bölgedeki son duruma bakacağız. Öte taraftan Filistinli Müslümanların 30 Mart itibarıyla başlattıkları büyük dönüş yürüyüşü de yine gündemin önemli bir başlığı. Filistin'deki duruma da bakacağız. Bundan kısa bir süre önce Afganistan'da bir icazet merasimi hedef alınmıştı. Önce 100, daha sonra bu sayının 200 olduğu ifade edildi. 200 Kur'an hafızı bombalarla katledildi. Ve tabii bu katliam çok görülmedi, duyulmadı. İnsan haklarından dem vuranlar asla bunu görmediler. Bunları da biraz konuşmak istiyoruz. Bu katliam üzerinden Avrupa'da yaşanan bazı hadiseler var ki orada bir Hristiyan, bir Yahudi ya da başka bir Avrupalı bir katliama giriştiğinde, böyle bir teşebbüs olduğunda takınılan tavırla Müslümanlar meşru müdafaa yaptıklarında bile takınılan tavrın çok farklı olduğunu, çifte standartlar olduğunu görüyoruz. Bunları biraz konuşalım istiyoruz bu akşam. İç gündemde de biliyorsunuz bir OHAL süreci var. Bugün grup toplantıları vardı. Bu konu yine siyasilerin de gündemindeydi. Hatta bunun devam ettirilmesinin gerekliliği üzerinde ısrarla duruluyor. Hem hükümet cephesi hem özellikle MHP bu konu üzerinde duruyor. Buna ihtiyaç var mıdır, yok mudur? Güvenlik soruşturmaları ve benzeri mağduriyetler var gündemde. Özetle bu şekilde ifade etmek mümkün. Siz de sorularınızla katkıda bulunabilirsiniz rehber gündem etiketine. Metin Bey, sizinle başlayalım. Şimdi Suriye'yi neredeyse her gün konuşuyoruz. Son zamanlarda Türkiye'nin o bölgeye doğru bir dahli de söz konusu oldu. Afrin üzerinden daha önce Fırat Kalkanı, şimdi Münbiç gibi meseleler var. Ancak Amerika'dan çok böyle değişik açıklamalar geliyor. ABD Başkanı oradan çekileceğiz diyor. Bir bakıyorsunuz başka bir Amerikalı yetkili, hayır böyle bir şey yok diyor. Sonra Rusya orayla ilgili açıklamalar yapıyor. Sorum şu, yani bu Suriye krizi daha da derinleşiyor mu, yoksa yani bu çözüme doğru artık hani ne diyorlar, aydınlığa en yakın an mıdır, çözüme en yakın an mıdır, o yüzden mi daha koyu renkler, ne dersiniz? Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı akşamlar diliyorum değerli izleyicilerimize. Eyvallah. Evet. Yani çözüme doğru herhangi bir adım yok. Şu ana kadar görünen odur ki. Derinleşmesi açısından da zaten derinleştiği kadar derinleşmiş. Çünkü yani aşağı yukarı basına yansıdığı kadarıyla günlük bazen yüzden fazla insan katlediliyor. Evet. Çocuk, kadın, sivil insan. Yani savaşanların dışında. Bu da gösteriyor ki yani artık kriz derinleştiği kadar derinleşmiştir. Şimdi bunun acı tarafı batılı ülkelerin, güçlü ülkelerin Müslüman toprakları üzerinde karşılıklı olarak kendi silahlarını denemeleri, sıcak ve soğuk savaşlarını bu topraklarda, bizim kendi topraklarımızda kendi aralarındaki tepişmeyi burada yapmalarıdır. Evet. Bunun da bedelini maalesef mazlum insanlar, Müslüman insanlar ödüyor. Sizin sorunuza gelirsek, malumunuz yani Amerika Birleşik Devletleri ve AB bugüne kadar İslam toprakları üzerinde yaşanan sorunlar çerçevesinde hiçbir soruna çözüm getirememişlerdir. Evet. İşte Afganistan örneği ortada, Irak örneği ortada, işgal etmişler ve işgalleri halen devam ediyor. Hı hı. Her ne kadar bizim işimiz bitti, biz artık döneceğiz deseler bile
döneceğiz dedikleri yerlerde de mutlaka kendi üstleri kalmıştır. Yine işgalleri devam ediyordur. Hı-hı. İşte demin bahsettiğiniz konu başlıklarından bir tanesi de Afganistan'da. Afganistan'da yıllardan beridir katliamları devam ediyor ve halen de devam etmektedir. Suriye'den ayrılmak gibi bir hamle aslında farklı bir versiyona çekme çerçevesinde. Bu anlamda yani bize göre hem orada aktif olarak çalışmayan Avrupa Birliği ülkelerini de işin içerisine dahil etmek. Fransa gibi değil mi? Evet. Bunun Rusya'ya karşı olan hamlelerini güçlendirmek. Kendilerini bu anlamda daha sahaya daha hakim hale getirebilmek. Fransa'nın şöyle bir özelliği evet. de var. Özür dilerim. Güvenlik Konseyi üyesi. Evet. Yani evet, daimi 5 üyeden biri. Bu açıdan yani, da önemli. Yani şimdi zaten fiili olarak orada Avrupa ülkelerinin hemen hemen hepsinin bir miktar işte askeri ve üssü vardır zaten. Ama evet. Buna karşı işte özellikle Rusya blokuna karşı daha güçlü bir alan oluşturabilmek için bir anlamda yani bir blöf yaptı. Bununla birlikte tabii bu işin Suudi ayağı, İsrail ayağı bunlar da hepsi birbirini pekiştiriyor yani. Zaten Suriye'deki savaşın sürdürülmesinin, uzatılmasının temel sebeplerinden bir tanesi de İsrail'in güvenliğini sağlamak. Evet. Yani birbirinden bağımsız değil bu olaylar. Yani işte yine gündemimizin maddelerinden bir tanesi olan işte büyük yürüyüşün gölgede bırakılması. Yani bunlar hepsi Suriye'de yaşanan olayların birer ayağı. Evet. Yani bir iç şey yani, meseleler tabii, aslında. Yani hiçbirbirinden bağımsız değil. Bağımsız da düşünülemez zaten. Yani kısacası Amerika Birleşik Devletleri ve uzantılar yani AB ülkeleri Suriye'de bir istikrar, bir barış istedikleri söz konusu değildir. Evet. Ya da yani Esedli veya Esedsiz fark etmiyor. Yani onlar için orada ne kadar insan ölmüş, ne kadar çocuk veya kimyasal kullanılmış veya kullanılmamış hiç fark etmiyor. Şimdi çarpıcı olan bir şey şu Metin Bey. Yani bu kimyasal konusu Suriye'de savaşın başından bu yana birkaç kez gündeme geldi, geliyor. Ha, kullanıldığı yerler illaki vardır. Evet. Ha, şu son dönemlerde kullanılıyor mu, kullanılmıyor mu onları tespit etmek tabii bilmiyorum. Yani belki uzmanların işi. Evet. Ancak şöyle bir gerçeklik var. Amerika daha önce Irak örneğinde de bu çok net görüldü. Orada yani asla böyle bir şeyin olmadığı, kullanılmadığı üzerinden bazı şeyler itiraf ediliyor yıllar sonra. Yani insanların öldürülmesi gibi bir gerçeklik var. Bu kimyasal silahla olmuş ya da konvansiyonel silahla olmuş, başka bir şeyle olmuş. Bunun fazla bir önemi yok kanaatimde. Evet. Fakat ısrarla işi bu tarafa çekmek ve Amerika cephesinden bakıldığında da burayı işte Amerika'nın kırmızı çizgisiymiş gibi bir algıya dönüştürüp işte tam elimize aha biz de böyle bir şey bekliyorduk gireceğiz demek. Nasıl değerlendirmek lazım? Bu Amerika için yeni bir hamle midir? Çekileceğim diyor ama şimdi de kimyasal saldırı var. Biz buna tepkisiz kalamayız diyor. Şimdi bir anlamda Amerika Birleşik Devletleri Suriye'de yani hem ekonomik olarak hem de siyasi olarak yani Rusya'nın hamleleri karşısında ve Türkiye'nin hamleleri karşısında sıkıştı. Evet. Yani istediği bir çerçeve oluşmadı. Buna karşı da Amerika Birleşik Devletleri yeni bir hamle yaptı. Şimdi dediğiniz gibi yani insanların katledilmesi açısından herhangi bir yani hangi sebeple olursa olsun, öyle ki kimyasal veya başka bir şekilde. Sonuçta insanlar katlediliyor. Evet, evet yani şimdi bir savaş vardır. Yani dün Guta'da yani kullanılan kimyasaldan önce yine aynı çerçevede bombardıman yapıldığında yine 100'den fazla insan katlediliyor. Büyük bomba her gün buna benzer haberler geliyor ve görüntüler ortada. Yani buna sessiz kalan Amerika Birleşik Devletleri acaba yani hani şimdi fark evet. etmiyor. Yani burada işte kimyasal kullanıldı diye bütün dünyayı ayağa kaldırmasının bir anlamı vardır. Yani orada atacağı adımlar, yapacağı yeni zulümler için bir anlamda kendisi için bir zemin oluşturmak. Oluşturuyor. Dünya kamuoyuna kendisini haklı çıkarma. İşte bakın evet her ne kadar Suriye'de bir savaş varsa da bak Suriye kimyasalla insanları katlediyor. Yani oysa işin gerçeğine baktığımız zaman işte Irak örneğinde verdiğiniz gibi yani eğer orada Suriye rejimi kimyasal da kullanılmışsa bu kullandığı kimyasal ya Rusya'nındır ya Amerika'nındır.
Yani Suriye bu kimyasal silahı üretebilecek bir silahlı güce ulaştığını ben tahmin etmiyorum ki, az önce dediğiniz gibi Irak örneği ortada. Ve hatta yani bundan önce de bir hafta, bir son, özellikle son bir ay içerisinde bu işin uzmanları Amerika'nın Rusya'da, Suriye'de yeni bir adım atacağını, hatta Abdurrahman Dilipak işte kimyasal kullanılabilir diye bir diye bir açıklaması vardır bu anlamda. Yine geçen haftalarda Nevzat Çiçek'in bölgeyle ilgili yapmış olduğu yani böyle çok çarpıcı açıklamalar var. Yani harita üzerinde ve belgeleriyle beraber. Evet. Yani işte Guta'nın İsrail için önemini özellikle, yani eğer şayet Guta düşerse İsrail'in güvenliği de tehlikeye giriyor. Bu anlamda İsrail şu anda Golan Tepelerinde muhalif yani desteklediği ve beslediği, yani maaşını ödediği muhalif askerlerinin varlığından, yani sırf İsrail'in güvenliğini sağlama açısından Guta düştüğü gibi rejimin ve Rusya'nın hedefindeki özellikle ikinci bölge Golan Tepeleri olduğunu ve bu da işte İsrail'in bölgede istediklerini yapamayacağını anlamına geldiği hususunda ciddi açıklamalar var. Tabii perde arkasında çok farklı şeyler de dönüyor. Evet. Yani kısacası şunu özetlesek, yani Amerika Birleşik Devletleri, Rusya ve batılı ülkeler yani bugün Suriye'yi, başta Suriye olmak üzere Müslüman topraklarını kendi manevra alanı haline getirmiş. Yeni icat ettiği silahlarını deneme alanı yapmış ve kendi aralarındaki soğuk ve sıcak savaşın alanı haline dönüştürmüştür ki onun da mağduru da, yani zarar göreni de yine Müslümanlardır, oradaki halktır. Yani Müslümanların da uyanması lazım, dikkat etmesi lazım. Artık yani Batılıların kendi topraklarının bir tarafına iterek, yani kendi aralarında oturup bir çözüm bulma arayışlarına girmeleri lazım. O çözümü biraz konuşacağız. Hem Türkiye boyutuyla da biraz bakacağız inşallah meseleye. Olcay Bey, sizinle devam edelim. Şimdi gelişmeleri beraber takip ediyoruz. Suudi'nin de çok farklı hamleleri var. Hamle diyebiliriz herhalde buna. Çünkü Amerika'nın bölgede kalmasını istiyor. Bunu açıkça söylüyor. Trump da karşılık veriyor. Diyor ki kalacaksan parasını vereceksin. Yani avam tabiriyle aynen böyle. Şimdi böyle de bir durum var. Yani bu işin tabii yani bir küresel emperyal güçler boyutu var. Ama bu bölgede bunlara taşeronluk eden, onları buraya davet eden, hatta bunlar için kaynak temin eden bir kukla rejim ya da rejimler de var. Yemen için de aynı şeyi belki söyleyebiliriz. Bu değişebilecek mi bu süreçte? Yani Suriye'nin geleceği açısından baktığınızda ne görüyorsunuz? Bismillahirrahmanirrahim. Yani önce şuna bir vurgu yapmak lazım. Küresel emperyalizm İslam coğrafyasındaki işgal sürecinde hem Müslümanların kanını akıtmakta oluk oluk, en büyük acıları yaşatmakta, hem de bu akan kanın üzerinden farklı bir sömürü geliştirerek bundan da nemelanmaya çalışmakta. Suriye'de, Afganistan'da, Irak'ta, Yemen'de yaşanan acıların, akan kanın sorumlusu bu güçler değil mi? Yani bu küresel emperyalizmin aktörleri değil mi? Evet. Çin değil mi? Amerika, Fransa, İngiltere, bunlar değil mi? Hepsi. Yani biz bugün kimyasal silah kullanıldığı savuna sarılarak yeni bir işgal sürecini, İslam coğrafyasında büyük çaplı bir işgal sürecini başlatmak isteyen ABD, Saddam'a vermiş olduğu kimyasal silahlarla Halepçe'de bir katliamın altına imza atmadı mı? Hakeza Yemen'de kullanılan hiç mi kimyasal silah kullanılmıyor? Kullanılıyor. Suriye'de bundan önce de, dün olduğu gibi bundan önce de kimyasal silahlar kullanılmadı mı? Basın yansıda hepimiz gördük. Orada da yine kullanıldı. Bu kimyasal silahların üreticileri kendileri, yani ne Irak ne Suriye veya coğrafyamızdaki diğer ülkelerin kendi başına kimyasal silah, nükleer silah veya konvansiyonel silah üretebilecek bir pozisyonları, bir durumları, bir gelişmişliği yok.
Bu silahlar bu küresel emperyalizm aktörlerinden temin ediliyor. Yani bu kitle imha silahları tabii, diyebileceğimiz yani, evet, silahlar. Ve dolayısıyla bu silahlarla yerli kuklalar aracılığıyla katliamlar işleniyor. Fakat buradaki amaç farklı. Amaç İslam coğrafyasındaki kaosu, savaşları, iç çatışmaları, tefrikaları daha da derinleştirmek. Bakın kaos ne kadar derin olursa emperyal güçler buradan daha fazla sömürü alanları bulacaktır. Daha rahat sömürü imkanları bulacaktır. Kaos bittiğinde, savaş, çatışmalar bittiğinde, sulh hakim olduğunda bu insanların burada bu toprakları rahatlıkla sömürebileceği, yeraltı zenginliklerimizi çalabileceği söz konusu değildir. Evet. Fakat kaostan beslenen bu güçler, kaosun devam etmesini hatta derinleşmesini istemektedirler. Suriye üzerindeki mesele de budur. Şu söylenebilir, son dönemde özellikle Türkiye'nin dış politikada atmış olduğu adımlarla beraber Rusya'nın, İran'ın özellikle Suriye zemininde çok daha güçlü bir pozisyona geldiğini hepimiz biliyoruz. Evet. Yani Afrin, ondan önce yani Zeytin Dalı Harekatı, ondan önce Fırat Kalkanı Harekatı Türkiye'nin başlatmış olduğu ve Rusya, İran'la koordineli bir şekilde yani evet, fikir mutabakatında bulunarak geliştirmiş olduğu bu harekatların neticesinde bir mesafe alındı. Kendilerince. Araya gireceğim ama orada da şöyle farklı şeyler çıkıyor ortaya. Evet. Mesela Afrin üzerinden daha önce birçok kişi, hatta Cumhurbaşkanı'na yakın bazı isimler, işte Rusya'nın eğer şey olmasaydı, yani rızası olmasaydı diyelim, eğer alan açmasaydı, Türkiye orada işte ilerleyemezdi, gidemezdi, bu harekatı yapamazdı, evet, dedi. Sonra Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un bir açıklaması yansıdı. Cumhurbaşkanı ona karşılık şeyler söyledi. Afrin'i Esed rejimine devretmelidir şeklinde bir açıklaması olur Rusya'nın. Evet. Türkiye'de buna biz karar veririz. Afrin'i Afrinlere vereceğiz. Bunu ne zaman nasıl yapacağımızı da biz biliriz. Halinde ifadeleri var Cumhurbaşkanı. Evet. Bu perde arkasında başka şeyler mi dönüyor? Yani bir hesap kitap mı var? Ben sadece Afrin üzerinde söylemiyorum. Yani Türkiye'nin Rusya ile yakınlaşması, Amerika ile olan ilişkileri, İran'la zaman zaman yaptığı temaslar, hatta birkaç gün önce Ankara'daki zirveyi biliyoruz. Evet. Bu görünen kısmıyla görünmeyen kısmı arasındaki mesafe nedir? Evet. Yani bu çözümle ilgili ya da bölgedeki ilişkiler var mı? Aslında biz öncelikle kimin hangi pozisyonda olduğunu ve gücünün ne olduğunu öncelikle tespit etmemiz lazım. Evet. Yani bu gerçeği görmemiz lazım. Rusya küresel bir güç. Hatta biz emperyalizmi iki bloğa ayırdığımızda Doğu ve Batı bloğu diye, evet, Doğu bloğunda Rusya'yı gösteriyoruz. İran ve Türkiye'de bölgesel olarak iki büyük güç, iki büyük etki sahibi güç, evet, bölge üzerinde özellikle. Bugün özellikle son kertede bu üç gücün Astana'dan başlamak üzere ve Türkiye'nin de 15 Temmuz darbe sürecini yaşadıktan sonra bazı şeyleri daha net bir şekilde görmesiyle kısmen de olsa bir ittifak, belki tamamen buna, evet, ittifak da diyemeyiz ama kısmen de olsa bir ittifak geliştirildi. Türkiye, İran ve Rusya özelinde ve çeşitli adımlar atıldı. Şimdi doğrusu perde arkasında konuşulanlar kamuoyuna net olarak yansımıyor. Fakat sahada yaşananlar değerlendiriliyor. Bakın, Halep bir şekilde, Halep'te yaşananları biliyoruz biz. Evet. Halep'te bir şekilde rejim etkinliğini kurdu. Muhalifler oradan çekildi. Buna paralel olarak bu defa İdlib'de muhalifler güçlendi. Özellikle yani Türkiye'ye yakın olan muhalifler. İdlib'de sahaya hakim olmak Halep'i vermek gibi yorumlandı. Yani. Arkasından sonra mesele Afrin'e geldi. Afrin'le ilgili adım atılınca özellikle Türkiye tarafından bu defa Doğu Guta'da istenilmeyen gelişmeler oldu. Ne gibi gelişmeler oldu? Özellikle rejimin orada kendi tamamen tahkim etmesi, orada bulunan muhalif grupları
baskı altına alması ki uzun yıllardır Doğu Guta abluka altında Şam'a yakın bir bölge. Doğu Guta'yla Afrin dengesi, Halep ile İdlib dengesi. Tabii insanlar bunun üzerinde yorum yapılıyor. Acaba Halep verildi İdlib mi alındı? Doğu evet. Guta verildi Halep mi, Afrin mi alındı? Perde arkasında bununla ilgili bir anlaşma mı yapıldı gibi değerlendirmeler yapılıyor. Tabii bunlar ne kadar gerçekçi, realist düşünceler bu tartışılır. Fakat şu gerçek var ki aslında özellikle İran ve Türkiye sorunun ne olduğunu, sorunun kaynağını ne olduğunu çok iyi biliyorlar. Yani burada yapılması gereken, aslında daha önceden başlatılması gereken bir süreç vardı. Bölge ülkelerinin özellikle mümkünse Suudi'nin ve Mısır'ın da bu işe dahil edilerek Türkiye ve İran öncülüğünde İslam coğrafyasında işte Yemen olsun, Irak, Suriye olsun, burada sorunların giderilmesi adına adımlar atılmasına yönelik. Tabii şöyle bir gerçek de var. Bölgedeki birçok ülke küresel aktörlerin kukla rejimleri konumunda. Dolayısıyla bu adımı atmak da zor görünüyor. Tabii. En azından etkili olduğumuz saha var. Neresi bu? Suriye. Madem Suriye'de etkiliyiz, yani bir tarafımızdan muhalif oluşumlara sözümüzü dinletebiliyoruz. Öte taraftan İran rejime sözünü dinletebiliyor. O zaman bu kadar kan akmadan, savaş bu kadar, çatışma bu kadar derinleşmeden ve binlerce insan hayatını kaybetmeden bu soruna bir el atılmalı, çözüm yolları aranmalıydı. Bu anlamda geç kaldık. Maalesef şöyle bir durum da oluştu. Yani biz aslında İslam ümmetinin maslahatını, İslam ümmetinin çıkarlarını gözeterek değil, biraz da ulusal çıkarlarımızı, milli menfaatlerimizi gözeterek dış politikada yol almaya çalıştık. Yani şöyle bir şey oluştu, taşlar bitmeden hangimiz kendimize bir köşk yapabiliriz, pasta dağılmadan biz o pastadan ne kadar pay alabiliriz gibi yaklaşımlar sergilendi. Bunlar yani, buraya getirdi. Yani en nihayetinde sorun buraya geldi ve Suriye'de bugün işin içinden çıkılmaz bir durumda. İşin içinde çıkılabilir bir duruma, bir seviyeye geldiğimiz vakitte işte Amerika'nın uygulamış olduğu provokatif girişimler ve bunun neticesinde yine tekrardan savaşın derinleşmesine, çatışmanın derinleşmesine yol açacak yeni gelişmeler yaşıyoruz. Son yaşadığımız Doğu Guta üzerinden, Duma üzerinden yaşadığımız mesele de aslında bu. Evet, yani çözüm istenmiyor. Aslında istense olabilecek bir şey. Evet. Tabii burada bahsettiğiniz gibi küresel güçler bunu ne kadar istiyor, o aslında belli. Biz ne yapacağız? Onu biraz yani Filistin'le konuşup öyle bir genel değerlendirme almak isterim sizden. Şimdi Metin Hocam, siz de ifade ettiniz. Aslında meseleler birbiriyle çok iç içe. Yani Suriye'de olanlar, Filistin'de olanlar, Irak'ta olanlar, İslam coğrafyasının tamamı doğru bitenler mutlaka birbiriyle bağlantılı. Şimdi son birkaç aydır yeni ABD yönetiminin Kudüs üzerinden başlattığı yeni bir politika var. Oraya büyükelçiliği taşımak falan. İtirazlar yükselince bu durdu biraz. Şimdi Filistinliler, İsmail Haniye'nin, Hamas lideri İsmail Haniye'nin açıklamaları da bugün yansıdı. Artık yeni bir strateji, yeni bir dönemin başlangıcıdır bu. Yani Toprak Günü vesilesiyle aşağı yukarı 10 gündür yürüyüşler var. Bu Nakbe'ye kadar da devam edecek gibi görünüyor. Yani Mayıs'ın 14'üne kadar. Şimdi buradan bir Filistinlilerin cephesinden baktığınızda nasıl bir değerlendirme yapabilirsiniz? Çünkü bir iç barış sorunu da var şu anda. Evet. Yani El Fethi ile Hamas arasında, ki El Fethi zaman zaman çok ciddi ithamlarda bulunuyor, tehditlerde bulunuyor. Hatta işte biz size sahip çıkmayız, Gazze'yi falan vermezsiniz gibi. Hamas'ın tavrı ortada. İç barış açısından bir değerlendirme alalım. Sonra İsrail'le olan şeyler. Şimdi aslında Filistin sorununu anlayabilmek için bir de tarihe de bakmak lazım. Evet. Haçlı seferlerine baktığımız zaman Haçlılar Kudüs'ü ne zaman işgal ettiler? Ümmet tamamıyla paramparça olduğu bir dönemde ta işte
Avrupa'nın göbeğinden yüz binler insan bir araya gelerek ellerine kılıçlarıyla beraber Kudüs'e, Kudüs'ten neredeyse yani İslam coğrafyasının büyük bir kısmını işgal ettiler. Evet. Ta ki işte Salahaddin Eyyubi yeniden Müslümanların birliğini sağlayarak Kudüs'ü geri alması. Yani o döneme baktığımız zaman ümmet paramparça olmuş. Her biri bir kenarda kendine bir beylik oluşturmuş. Hilafet ciddi bir şekilde zayıflamış. Artık kimseye sözü geçmiyor. Ve geldiler Kudüs'ü işgal ettiler. Zaten bölgeyi de kan gölüne çevirdiler. Şu anki vaziyette ondan farksız değil. İşte şu coğrafyaya baktığımız zaman bütün Müslüman ülkelerin, ülkeler dahil ve liderler yani. Evet halkı Müslüman, halkı belki birbirine yakın düşünüyor ama liderler her biri bir yerlere hizmet ediyor. İşte Suudi örneği ortadadır zaten. Yine Filistin'deki Mahmud Abbas hükümeti yani hükümeti ortadadır durum. Yine Mısır'daki vaziyet ortada. Hemen Suriye, Ürdün yani tek tek sayabiliriz bunların hepsinin vaziyeti ortadadır. Şimdi böyle bir parçalanmışlık bir durumunda elbette ki İsrail artık o sınırlara sığmıyor. Yani yüzyıllar önce yapmış olduğu projeleri yani ta ki işte 1900 yıllarda Theodor Herz İstanbul'a gelip Abdülhamid'e borçlarının karşılığında Filistin'i satın alma teklifinden bugüne kadar aynı projeler devam ediyor. Bir arz-ı mevud anlayışı da var. Yani kendilerince vaat edilmiş topraklar bu coğrafyayı da işine kapsayan. Elbette ki. Şimdi Batılılar yani yüzyıllık hatta belki daha uzun vadeli plan ve projeler yapıyorlar ve bunların ne kadarını başarabilirlerse onlar için büyük bir nimettir. Şimdi şu anda Batılılara karşı yani onların emriyle hareket etmeyen Filistin'de tek bir yapı kaldı. O da Hamas'tır. Zaten diğer yapıların vaziyeti ortadadır. Yani İslami yapıların haricinde bu anlamda bu endişeyi ben diğerlerinde özellikle... Daha çok seküler anlayışa sahip olanlar. Genelde yani şeye çıkan, yani gündemde olanlar için. Yani Filistin Kurtuluş Örgütü'nün durumu ortada zaten. Hemen siz de bahsettiniz iki gün önce. Mahmud Abbas tekrar yani sahip çıkması gerekirken tehdit ediyor Hamas'ı. Evet. Yani Gazze'yi tamamıyla bana teslim edeceksiniz ki o zaman ben size sahip çıkayım diyor. Zaten bugüne kadar kendisinin sahip olduğu bölgeleri tamamıyla yani bir anlamda Batılılara satmıştır. Şimdi bu vaziyetin ortaya çıkmasının sebeplerinden bir tanesi de Mısır'da Mursi hükümetinin darbeyle devrilmesi. Evet. Yani işte Sisi gibi kendisini her şeyle beraber Batılılara satan bir lider gelince zaten her, üç tarafı kuşatılan bir Gazze bölgesi vardı. Nefes aldıkları bir Mısır sınırı vardı. Oradan en azından kendilerine çünkü yani tamamıyla İsrail'in işgali altında. Sisi gelince var, çıkış yok. Evet. Sisi gelince orayı da kapattılar ki bugüne kadar hiçbir Mısır hükümetinin yapmadığı şeyler yaptılar. Yani oradaki mevcut tünellerin hepsini yani sularla imha ettiler ve bir anlamda yani Gazze'deki Müslümanların, Gazze'deki insanların nefes almasına engel olmaya başladılar. Bu Suriye sorunu da böyle bütün dünya gündeminin birinci maddesi haline getirilince Gazze'deki İsrail'in yapmış olduğu katliamlar, zulümler hiç görmezlikten gelindi. Belki zaman zaman oldu, belki basına bile yansıtılmadı. Yani İsrail öyle bir kuşatma altına aldı ki Gazze'yi. Evet. Tabiri caizse nefes alamaz hale geldiler. Tabii şimdi neticede onların da bir mücadelesi vardır. Bir mücadele başlattılar. Bugün o mücadelenin gündem olmaması için yani İsrail, Amerika ve Batılı ülkeler farklı gündemler oluşturmaya başladılar. Ben yani Guta'daki kimyasal saldırının Hamas'ın yürüyüşünden bağımsız olduğunu düşünmüyorum. Yani onu bastırmak için değil mi? Elbette ki. Şu anda bütün dünya yani Batılı ülkeler yani biz Müslümanların gündemi tek bu kalmış. Batılı ülkeler şu anda Guta'daki kimyasal saldırıyı konuşuyor. Birleşmiş Milletler bunun için toplandı ve bütün basın ve yayına baktığımız zaman bununla ilgili bir haber bile bulamazsınız.
Yani yine bununla beraber işte Afganistan'daki o bombalama esnasında katledilen hafız çocuklara baktığımız zaman hiçbir batılı basına yansıdığını ben rastlamadım. Batıyı bırakın Metin Bey, Türkiye'de çok yani biz Allah'a hamdolsun bu konudaki hassasiyetimiz belli. Bu konuya belki Türkiye'de Türkiye halen bir açıklama yapmış değildir bununla ilgili. Bizim medyamız, yani biz yaptık bunu elhamdülillah ve çok ciddi bir şey de oldu. Yoksa görülmedi mi? Yani şimdi bunlar birbirinden bağımsız değildir. Değil. Ya, bu anlamda işte şu anda özellikle Amerika ve İsrail bütün dünya gündemini Guta'daki kimyasalla öne çıkarmaya çalışıyor. Zaten bakın ilk gündeki saldırılarda 18 şehit yanlış hatırlamıyorsam. En son 32'ye kadar çıktı. Yani ilk gün için söylüyorum. Evet, doğru. Hemen akabindeki bir gün sonra Guta'daki kimyasal saldırı gündeme getirildi. Evet. Ve bütün dünya gündemini artık Filistin'deki saldırılar, işgal gündemden düşürüldü. Dikkatleri başka tarafa. Ve anında her bütün dünya şeyi, dünyanın bütün gözü Guta'ya çevrildi. Ve şu anda sadece Filistin'i gündemeden işte sizin gibi hassas davranan birkaç basın grubu kaldı, medya grubu kaldı. Diğerlerinde ben rastlamadım. Yani sanki Filistin'de bir şey yokmuş gibi. Bugün de programa gelmeden şöyle bir taradım. Yani öyle ciddi bir şey gözükmüyor. İşte sadece kenardan böyle küçük şeylerle. Normalleşti aslında. Yani normalleşti maalesef. Normalleştirildi. Tirildi yani tabii. Yani bir süre sonra şimdi bu şekilde oradaki mücadele gündemden düşürülünce İsrail ve Batılılar tekrar istediklerini yapacaklar. Ve ben şöyle düşünüyorum ki Hamas'ı FETÖ'ye mecbur bırakacaklar. Yani Hamas'ın bu süreçte aslında yaptığı fedakarlık, Filistin halkının geleceği adına ortaya koyduğu irade, hakikaten yani çoğu insanın, çoğu belki yapının yapamayacağı bir şey. Evet. Değil mi? Siz şimdi hükümeti elinde bulundurduğunuz Gazze'yi teslim ettiniz. Birlik hükümeti kurulsun diye elinizden geleni yaptınız. Her şeyi, her türlü fedakarlıkta bulundunuz. Hatta özellikle bir önceki lider Halit Meşal döneminde açıklanan yeni yol haritası, yeni manifesto. Yani ancak bu kadar olur. Ama buna rağmen demek ki sorun biraz da şu. Yani şimdi zaman zaman diyorlar ki ya İslamcılar, işte İslamcılar vatan bütünlüğünden, memleketin geleceğinden çok fazla şey değiller. Yani böyle şeylerle ilgilenmezler, alaka etmezler gibi bir anlayış da oturuyor. Sanki Müslümanlar vatanperver olamaz. Müslümanlar kendi topraklarını savunamaz. Savunsa sol, seküler, işte ulusalcı, şu, bu. Bu tür kesimler savunur. Bunlar vatanperver olur. Halbuki Hamas'ın ortaya koyduğu şey ortada. Buna rağmen dünya medyasında, yani dünya kamuoyunun Hamas'la ilgili tavrında bir değişiklik görülmedi. Maalesef. Demek ki niyet belli. Yani burada dediğiniz gibi Hamas'ı, aslında Hamas'ın savunduğu mefkureyi, düşünceyi, etki alanını tamamen ortadan kaldırıp sol, seküler, nihayetinde şu anda Suriye için aynı şey söylenmiyor mu? İşte Suriye Arap Cumhuriyeti ne teslim edilecek? Yine böyle bir laik şey ortaya konuyor. Şimdi Filistin bu aslında bütün Müslümanlar açısından önemli bir mesele. Filistin topraklarına bakarsan, dikkat ederseniz, yani Gazze'nin dışında Hamas'ın kontrolünün olmadığı bölgelere baktığımızda tamamıyla kontrol FETÖ'nün elinde ve mevcut İsrail sistemiyle neredeyse entegre bir hale gelmiştir. Yani mücadele yok. Yani sonuçta FETÖ'nün işte Kudüs'ün İsrail'in başkenti ilan edilmesine karşı tepkisi ne oldu ki? Cılız bir ses çıkarıldı. Yani Filistin'deki en azından kendi tabanına karşı ben de ses çıkardım anlayışı oturtuldu. Ama buna karşılık şimdi orada şu anda Gazze'de katledilen Filistin halkıdır. Müslüman halktır. Yani bunu en üst perdeden karşı çıkması gereken FETÖ olması gerekirken FETÖ neredeyse oradaki mücadeleye karşı çıkacak bir pozisyona gelmiş. Maalesef zaten sorun aslında İslam ümmetinin bir prototipi adeta orada yaşananlar. Ümmet parçalanmış. Maalesef. Ümmet parçalanınca da işte parçala böl yut anlayışı aynen devam ediyor. Aynen. Akıbet arıyorsun. Orca Bey, sizinle devam edelim. Geçen Suriye Filistinli bir aktivistle yayında da konuştuk.
Yani bu algı operasyonları üzerine manipülasyonla ilgili çok çarpıcı bir şey söyledi. Biliyorsunuz bu son eylemde Filistinliler lastik yakarak işte dumanların yükselmesine, dolayısıyla işgalcilerin o bölgedeki hareket alanını daraltma gibi bir eylem geliştirdiler. Dedi ki, bize diyorlar ki, efendim siz havayı kirletiyorsunuz, çevreyi kirletiyorsunuz, çevreye zarar veriyorsunuz lastik yakarak falan. Biz de onlara şunu diyoruz, siz buraya uçaklarla bomba yağdırdığınızda, çoluk çocuk demeden insanları katlettiğinizde, ekinleri tahrip ettiğinizde, işte şunları şunları yaptığınızda, ablukaya aldığınızda bu insanları, insanlığa ve çevreye zarar vermiyorsunuz da, biz mi lastik yakarak çevreye zarar veriyoruz? Hakikaten şeyi hatırlattı bana, hani Bakara suresinde geçen onlara yeryüzüne fesat çıkarmayın denildiğinde, hayır biz ıslah edicileriz derler. Mantık o. Yani böyle bir hakikat de var ortada. Evet. Önce herhalde bu manipülasyonlara karşı, bu algı operasyonlarına karşı İslam ümmetinin dirilmesi lazım diye düşünüyorum. Ne dersiniz? Bu algı operasyonları Filistin üzerinde sadece değil, evet, tüm İslam coğrafyasında uygulanıyor. Hatta şunu da diyebilirim, İslam coğrafyasının da dışına çıkıyor. Yani nerede Müslümanlar var ve nerede Müslümanlar etkili veya etkili olmaya çalışıyor, Müslümanlara yönelik, İslam'a yönelik bu tür manipülasyonlar, algı operasyonları yürütülüyor. Öteden beri bu var. Evet. Şimdi hepimizin de zaten kamuoyunda malumu olduğu üzere İslam dünyasına yönelik İslam düşmanların başlatmış olduğu bir harekat var. Bu harekat dün başlayan bir harekat değil, yüzyıllardır devam eden bir harekat var. Evet. İslam düşmanlarının ta Hazreti Muhammed Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hayattayken ona karşı başlatmış olduğu, özellikle başını da Yahudilerin çekmiş olduğu, ki bugün de hepimizin malum küresel emperyalizmin arkasında güçlü bir şekilde Yahudi lobisi duruyor. Yani evet, silah sanayinde öyle, ekonomide öyle değil mi? Yani tabii, bugün tabii, silah sanayinde Yahudiler etkili. Ekonomide Yahudi lobisi yine etkili, herkese öyle. Ve hem finans kuruluşları, dünyaya hükmeden finans kuruluşları, hem de askeri sermaye, askeri sanayinin arkasında güç sahibi olan Yahudiler. Bir diğer deyişle Siyonistler. Evet. Dolayısıyla ta 1400 yıl önce başlayan süreç hala devam ediyor. Tarihin farklı evrelerinde kimi zaman bu mücadele Müslümanların gayreti, birliği ve beraberliğiyle İslam düşmanlarını mağlup etmiş olsa da evet, maalesef yakın zamanda, özellikle son iki asırda İslam dünyası büyük sorunları yaşıyor. Bu sorunları yaşarken, bu acıyı yaşarken, bakın hem fiili olarak bir işgale uğruyorsunuz, hem de evet, kültürel bir kıyımdan geçiriliyorsunuz. Bu iki farklı başlık altında uzun uzadıya konuşacak aslında, farklı konular. Fakat bir türlü derdinizi dünya kamuoyuna anlatamıyorsunuz. Bakın evet, ben mazlumum, ben mustazafım, ben kendi vatanımda mahkum ediliyorum, kendi vatanımda katlediliyorum. Ben herhangi kimsenin işte 10 bin kilometre öteye Amerikan sınırları içerisine gidip orada kimsenin vatanına, toprağına el uzatmış, namusuna, ırzına el uzatmış değilim. Tüm mazlumiyetler bende toplanmış durumdadır. Bombalar benim üzerime yağıyor. Evet. Bu haklılığı her ne kadar anlatmaya çalışıyorsak da aslında karşımızdakilerin elindeki güç, evet, özellikle de medya gücü, burada medya büyük bir faktör. Çok ve algı, ve evet, algı oluşturulan algı merkezleri. Bakın algı operasyonları, algı yönetimine yönelik bunun ne tür dünya üzerinde, dünya halkları, toplumları üzerinde etki bıraktığına dair Türkiye'de daha yeni yeni bazı şeyler görülmeye başlıyor. Algı evet, operasyonunun ne olduğunu, manipülasyonun ne olduğunu daha yeni yeni biz öğreniyoruz. Bu kavrama vakıf oluyoruz. Ama küresel emperyalizm bunu yıllar öncesinden oturtmuş ve işletiyor. Bir bakıyorsunuz hem işgale uğruyoruz, hem terörist ilan ediliyoruz. Evet. Kendi toprağımda, kendi toprağımı savunurken, kendi inancımı savunurken, yaşam hakkımı savunurken
burada bir direnç gösterirken terörist ilan ediliyorum. Ve dünya toplumunda da, hatta kimi zaman İslam ülkelerinde dahi, Afganistan'da kendi toprağını savunan mücahitler, orada var olan direnççiler, hakikaten bunlar terörist diyorlar. Bu İslam ülkelerindeki kimi toplumlar da maalesef böyle algılıyor. Ne bu? Medya üzerinden pompalanan bir algı var ve bu algı bilinçaltlarına yerleşmiş. Evet. Bizim Müslüman kardeşlerimiz, kendi topraklarını savunan, orada işgalcilere geçit vermemek için çaba gösteren Müslümanlar, terörist, katliamcı, insan öldüren, haşa varlıklar gibi gösteriliyor. Bu hocaya bir araya gireceğim. Çarpıcı bir örnek olsun diye söylüyorum. Hı-hı. Yani bu o kadar yerleşmiş ki, bakınız bundan birkaç gün önce bir internet sitesi, çok popüler bilinen bir internet Hı-hı. sitesi, oraya birisi bir saldırı yaptı. Silahlı birisi girmiş oraya, ateş açmış falan filan. Türkiye'de, yani hani medya diyoruz ya, televizyon kanalları canlı yayın yapıyor. Dakikalarca, belki saatlerce sürdü bu. Gece yarılarına kadar, geç vakitlerde bu haber yansıdı. Aynı o günlerde Afganistan'da 500 Kur'an hafızı bir icazet töreni için bir araya geldiğinde bombalandı. 200 şehit var. Öyle görüntüler yansıdı ki inanın. Evet, evet. Yani bakamıyorsunuz, paramparça olmuş. Her bir şey bir tarafta. Çoğu çocuk. Çoğu çocuk. Şimdi yani teslim olmak, aslında savaşı, mücadeleyi biz buradan kaybediyoruz. Bakınız yani orada bir Avrupa'da, Amerika'da bir şey olunca hoppala bütün kameraların yönü oraya çevrilir. Evet. Ama burada olunca ses yok. Biz mücadeleyi buradan kaybetmişiz herhalde. Dolayısıyla o algı operasyonlarına teslim olan bir toplum nasıl buna karşı durabilecek? Önce buradan başlamak lazım. İşte burada toplumsal bir şuura, bir bilince ihtiyacımız var. Evet, yani çok konuşmak gerekiyor. Çok yani, gündem yapmak gerekiyor. Toplum evet, izlemeli, seyretmeli ama sadece izlemek ve seyretmekle kalmamalı. Yani mefhumu öğrenmeli. Evet. Bu olayın arkasında ne olduğu, neden sonuç ilişkisini araştırmalı. Ve toplum bunu iyi detaylı incelerse ve irdelerse kendini yönetecek insanları da bu şekilde seçecektir. Kendi zihninde oluşturmuş olduğu ilkelere göre seçecektir. Evet. Ve bu insanların, bu yönetimlerin, bu ülkeleri yöneten insanların da yaşanan bu mezalime karşı karşı duruş sergilemesini varlıklar o zaman isteyecektir. Şimdi Afganistan'da 200 tane Kur'an hafızı eğer hedef alınıyorsa ve 47'den beri mukaddes olan Filistin topraklarında, Kudüs'te, ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'nın olduğu Kudüs'te uzun yıllardır, 70 yılı aşkın süredir katliamlar işleniyor. Orada bu katliamlar da devam ediyor. Ve hala biz kendi ülkemizi yöneten idarecilerden artık bu savaşlara, bu daha doğrusu bu işgallere, bu saldırılara bir karşı duruş geliştirin, artık durun yeter deyin diyebilme talebini toplumsal olarak geliştiremedik. Yani kimi dönemlerde işte Avrupa'da İslam'a ve Müslümanlara yönelik gerçekleştirilen saldırılara, hakaretlere yönelik, ki Danimarka'da 2006'da yaşanan hadiseyi biliyoruz. O zaman İslam coğrafyasının bütününde büyük bir tepkisellik gelişti ve bu çok da umut verici bir gelişmeydi. Yani evet, biz artık Müslümanlar olarak İslam'a ve onun kutsallarına, Müslümanlara yönelik bir saldırı gerçekleştirildiği vakit hep birlikte İslam düşmanlarına karşı bir cephe oluşturabilir, sesimizi yükseltebiliriz, bir adım atabiliriz. Umudu oluşturmuştu doğrusu toplumda. Fakat bunun devamı gelmedi. Yani gönül isterdi ki bu şuur, bir bilinç, toplumsal bilinç, hassasiyet yayılsın, genişlesin. Burada en büyük görev de özellikle İslami çizgide yayın yapan medya kuruluşlarına, basın kuruluşlarına düşüyor. Toplumu bilinçlendirme adına. Eyvallah. Eğer bu kuruluşlar da gerekli adımı çalışma atmazsa, gerekli çalışmaları yapmazsa toplum zaten istediğimiz seviyeye, bir bilince, şuura ulaşmayacaktır. Ve istediğimiz toplumsal akıl da
Peki. Yani İslami akıl da oluşmayacaktır. Dolayısıyla burada bize de büyük bir görev düşüyor. Yani bu görevle biz işimizi yaptığımız vakit, toplum bir seviyeye geldiği vakit yöneticilerinden, ülke yöneticilerinden talepte bulunacaktır bu anlamda. Yönetimlerinden talepte bulunacaktır. Bu anlamda ancak adımlar atılabilecektir. Eyvallah. Yani bu anlamda bilinçsiz bir toplum ne isteyebilir ki? Sadece her şeyi sadece izler ve seyreder. Evet. Televizyon yani hamdolsun tabii çok ümitsiz bir tabloda belki çizmek doğru olmaz. Her şeye rağmen artık bazı şeyler görülüyor. Yani şimdi hem iletişim olanakları çoğaldı, hem artık tekelleşmekten çıktı. O açıdan güzel. Yani bazı şeyler görülüyor. Bunların devamının gelmesi bizim arzumuz. Daha etkili bir sonuca dönüştürmesi önemli. O günler de gelir inşallah. Reklama 5 dakikamız var. Metin Bey, sizden de bir değerlendirme almak isterim. Yani bu İslam beldelerinin hali ortada. Buna dair tabii nasıl bir tavır geliştirilmeli? Herhalde çok yönlü bakmak gerekecek ama siyasi olarak siz değerlendirdiğinizde ne yapmak gerekiyor? Şimdi öncelikle şunu söylemek gerekir. Ben batılı ülkeler, yani Amerika Birleşik Devletleri, AB veya Rusya veya onlarla birlikte hareket eden diğer bütün ülkelerin güçlü olduğuna inanmıyorum. Yani bugün bütün bu coğrafyayı işgal etmişlerdir. Güçlü olmalarından kaynaklanmıyor. Evet. Bunun tek sebebi bu ümmetin parçalanmışlığından kaynaklanıyor. Yani bu ümmet birlik içerisinde olsa, beraberlik içerisinde hareket ederse hiçbir batılı ülke bu topraklara giremez. Bu toprakları bu şekilde işgal edemez. Tarihte bununla ilgili bir sürü örnek vardır. Evet. Hatta takip ediyorsanız da yani geçmişte de yani işte Amerika Birleşik Devleti'nin işgal ettiği topraklardan 3-5 tane askerinin cesedi memleketine döndüğünde Amerika'da neredeyse kaosa sebebiyet verecek türden bir buhran vardır. Evet. Bugün de Amerika bunu artık yapmıyor. Kendi maşalarını kullanıyor. İşte baştan sabahtandır konuştuğumuz işte sıkışınca Suudi'ye ben çekilip gidiyorum bak sen benim masraflarımı karşılamazsan diye. Yani kuklalarını bölgeye iyi yerleştirmiş ve kuklaları üzerinde Müslümanları halen birbirine kırdırıyor. Evet. Kendisine bir şey olmuyor, uzaktan izliyor. Yani akan da Müslüman kanı, yine silahı veren de kendileri, kazanan da kendileri. Her açıdan Müslümanlar kaybediyor. Müslümanların bir an önce bir araya gelip, birlik içerisinde, kendi aralarındaki asıl değerlere dönerek, yani kıblesi bir, peygamberi bir, inancı bir olan bu insanların bir yani şu batılı düşünceden, zihniyetten sıyrılıp bir araya gelmeleri. Ama şimdi araya gireceğim tekrar ama yani soyut kalıyor mesela. Hani sizin için söylemiyorum. Evet. Yani bunları hakikaten meselelere biraz aklı selimle bakan, yani biraz ümmetin maslahatı çerçevesinden bakan insanların çoğu hepimiz bunları söylüyoruz. Şimdi somut bir eyleme dönüşmesi ile ilgili bir adım yok. Mesela Filistin halkı bir bakıyorsunuz bir eylem gerçekleştirebiliyor. Yani hani bir yürüyüş başlatmış. Kendi imkanlarına göre gündemi oraya çekiyor. Yani bu örnek oraya doğru gidiyor. Yani bu bir somut sonuca bir eyleme dönüşmesi, soyuttan elle tutulur bir şeye dönüşmesi önemli. Oraya doğru bir ümit var mı? Yani öncelikle Batı'ya uşaklık edilen bütün liderlerin değiştirilmesi lazım. Yani tabandan halka düşüyor. Yani halka düşüyor. Tabandan halktan bir ses var. Şimdi Batılılar geçmişte bunu fark ettiler işte Arap Baharı diye. Yani çünkü neredeyse böyle kendi liderlerine karşı patlama seviyesine gelen Müslüman halkın tabiri caizse sonuç zaten kendini gösterdi. Gazını almak için bir Arap Baharı adı altında başlattı. Zaten sonuç Suriye ile taşlandırıldı. Halkın devrimini çaldılar. Batılılar çaldı. Yani kontrollü bir şekilde çalmaya çalıştı. Zaten başaramadıkları yerde işte Mısır gibi bu sefer farklı yöntemlerle devirdiler. İşte iş halka düşüyor. Yani bu anlamda gereğini yerine getirmeyen liderlerinin arkalarında durmamaları lazım. Yani durdukları sürece bu işgal devam edecektir. Evet halkta bir şey var. Yani bir kıpırdanma var. Fakat süre ne kadar devam eder onu biz bilemeyiz. Takdir Allah'ındır. Eyvallah. Fakat şuna da iman etmek lazım. Yani Olcay hocamızın bahsettiği gibi yani şu algı dediğimiz mantık dediğimiz şeyi Kur'an-ı Kerim'in tabiriyle fasık birisi bir haber getirirse onu araştırın. Zihniyeti bizde oturmadığı sürece batılılar hep bizi yanıltacaktır. Aynen.
Yani biz halen Batı'nın haberleriyle hareket ediyor. Halen onların bizde oluşturmuş olduğu algı ve yönlendirmeyle adım atıyoruz ve birbirimizi bu adımlar üzerinde birbirimizi kırıyoruz. Akıbet hayır olsun diyelim. Yani inşallah güzel günleri Allah gösterecek, öyle ümit ediyoruz. İzninizle bir ara verelim. Dönüşte biraz da iç meselelere dair konuşacağız. Yani diyorum saat başında buradayız. Değerli izleyenler, yeniden birlikteyiz. Efendim, gündemdeki gelişmeleri konuşmaya devam ediyoruz. Sayın Metin Kaya ve Sayın Olcay Ersoy ile birlikteyiz. Birinci bölümde dış gündem ağırlıklı bir bölüm oldu. Bu bölümde de doğrusu zaman zaman konuşuyoruz bu konuyu. Bir OHAL süreci var ve tabii bunun yansımaları var, etkileri var. Bazı meseleler tartışma konusu oluyor ki bunlardan bir tanesi güvenlik soruşturmaları meselesi. Bu sürecin güvenlik mantığı üzerinden idare edildiği ve dolayısıyla mağduriyetlere yol açtığı ile ilgili tepkiler var halktan, kamuoyundan. Hüdapar bununla ilgili çok açıklama yaptı ama yeri gelmişken bir kez daha belki ifade etmek istersiniz. Nedir burada sorun, esas sorun, esas mesele? Aslında güvenlik soruşturmaları güvenlik zulmüne dönmüş. Evet. Yani neticede siz de takip ettiniz. Taşeron işçilerinin kadroya alınması sürecinde bile normalde vatandaş taşeronun yanında çalışıyor. Evet. Taşeron işçisidir veya taşeron işe almış 10 yıllardan beridir çalışan insanlar kadroya alınma esnasında güvenlik soruşturmasından geçmediği için kadroya alınmadığı evet. gibi mevcut işinden de oldu. Yani şimdi bununla ilgili her gün bize onlarca başvuru var. Yani hani şimdi işin ilginç tarafı söz konusu şahısla ilgili ortada herhangi bir şey yok. Yani öyle şahıslar geliyor ki yani şahsın ne yani bir sabıkası var, bir kavgaya karışmışlığı yok, tertemiz. Evet. Ha, ama ne diyor işte senin işte amcan, baban, dayın yani kardeşin, abin vesaire ha, geçmişte falan örgüt üyesi olarak işte yargılanmış veya fişlenmiş şeklinde sen de olmazsın diye adam işinden edilmiş. Açıklama da yok. Evet. Şimdi bu anlamda bir artık güvenlik zulmü oluşmaya başladı. Şimdi Genel Başkanımız bununla ilgili defalarca hemen hemen her haftada bir açıklamada bulunuyor. Şimdi güvenlik soruşturmaları neye dayanarak yapılıyor? Evet. Neye de geçmişte FETÖ'nün oluşturmuş olduğu bir devlet hafızası. FETÖ'cüler kendileri dışında olan herkesi fişlemiştir. Herkesi fişlemişler. Bu anlamda da bugün güvenlik soruşturması yapan o memur da bilgisayarın başında söz konusu şahsın bilgilerine girdiğinde FETÖ'nün hazırlamış olduğu tabloyla karşı karşıya çıkıyor. O da yazıyor ki bu adam şu 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 nedenden dolayı sakıncalıdır diye adam işinden oluyor. Şimdi bununla ilgili ilginç bir anekdot anlatayım. Buyurun yani 15 Temmuz'dan sonra meslektaşımız olan bir öğretmen arkadaşımız aynı binada oturdu. Bir binada komşu, kapı komşusu bir hafta süreç içerisinde FETÖ'den dolayı açığa alınıyor. Evet. Yani önce açığa alınıyor. Sonraki süreçte de cezaevine girdiğini duydum. Bilmiyorum. Yani o neticeye açığa alınıyor. Açığa alınca meslektaşımız olan öğretmen arkadaşımız geçmiş olsun karşılaşınca gitmiş onun dileklerinde bulunduktan sonra tabii bu öğretmen diğer öğretmen arkadaşımız bir türlü hakaretlerde bulunuyor. Zulme uğradığını vesaire falan. Evet. Öğretmen arkadaşımız dönüp şunu soruyor. Kendi diyor ki dedim ki hocam bir tek soru soracağım. Ona doğru cevap verin. Geçmişte siz beni fişlediniz mi? Evet. Diyor arkasını döndü gitti.
kendi binasındaki, evet, kendi bütün komşularını fişleyen bir FETÖ'cü öğretmen. Yani bu sabit bir örnektir, nettir yani, ya şey yok. Evet. Çünkü o aynı öğretmen arkadaşımız da mağdur edilmiş FETÖ'den dolayı farklı zamanlarda. Şimdi tablo bu. Yani tablo bu. Yine bununla ilgili farklı bir örnek daha vereyim. Yani işte Dicle Üniversitesi'nin olayları döneminde, geçmiş yıllarda, 3-4 sene önce 2013 bir şey yaşandı. İşte Kutlu Doğum meselesinden dolayı bazıları tarafından tırmandırıldı. Bu olaylar esnasında bir kardeşimiz bıçaklanıyor. Birileri tarafından bıçaklanıyor ve ölümden dönüyor. Şimdi bu kardeşimiz yani mağdur edilmiş. O olaylarda da mağdur edilmiş. Bıçaklandığı için soruşturmadan geçemedi ve işine başlayamadı. Evet. Yani şimdi ne diyorlar? Ayıkla pirincin taşını gibi bir şey. Şimdi yani. Dedim ki bunun gibi onlarca tablo var. Şimdi yani. Mesela bir işte kadroya geçme, taşeron işçilerinin kadroya geçme meselesinde, hı-hı, hemen bütün kurumlarda işte bir güvenlik soruşturması faciası yaşanıyor. Nedir bu facia? İşte efendim söz konusu kurumun oluşturmuş, evet, olduğu, işte sen sakıncalı, sen değilsin diye birileri geçti, geçenler kadroya geçti, geçemeyenler, sakıncalı diye geçemeyenler mevcut işinden de oldu. Ya yani bir şöyle bir tehlike ortaya çıkmıyor mu Metin Bey? Yani ne diyorlardı? Bir paranoyak hal var sanki ortada. Yani bir paranoya var. Evet. Tamam, yani bazı şeyleri hassasiyeti gözetmek yani devlet olmanın bir gereğidir. Yaparsınız devleti, yani memleketin maslahatını, kurumlarını muhafaza etmek. Bu kim olursa, hangi düşünce olursa olsun bunu yapar. Ama yani bu halkından korkmak değil midir? Topyekün ey halkım ben sana güvenmiyorum demek olmuyor mu? Yani şimdi zaman zaman mesela bazı şehirlerde karşılaşıyoruz. İşte binaların ta 8. katlarına kadar korkuluklar var. Şimdi geçen bir arkadaşımız soruyor bir sohbet esnasında. Ben dedi bunu anlayamıyorum dedi. Bu nasıl bir ruh hali dedi. İnsan bu korkulukları dedi kime karşı yapmışlar? Yani dışarıdan bir işte gavur memleketten, uzaydan birileri gelip burada zarar mı verecek? Yani evet, hal bu. Bir güven bunalımı var burada. Komşusundan korkan, hemşehrisinden korkan acaba zarar verir mi? Böyle bir şey var yani teşbihatı olmasın. Devlet halkından bu kadar korkmalı mıdır? Buna gerek var mıdır bu kadar? Niye bu kadar? Şimdi devlet belli bir süreçten geçmiş. Tabiri caizse evet, sütten ağzı yanmış. Artık beyaz gördü, yoğurdu değil. Yani beyaz gördü, her şey üflemeye başlıyor. Evet. Bu da yani artık onun devlet anlayışını bir tarafa bırakmış. Yani artık devlet sadece güvenlikçi bir mantıkla hareket etmeye başlıyor. Devlet kendi vatandaşından nasıl korkar? Yani hakikaten bu soruyu sormak lazım. Evet. Sonuçta hani devlet diyoruz ama bana göre bu işi körükleyen devletin içerisindeki halen bazı yapıların güçlülüğünden kaynaklanıyor. Bir de garip bir şey daha var. Şimdi diyelim ki o soruşturmadan geçemediniz. Hı. Devlet kurumuna giremiyorsunuz. Bir baskı, özel sektör atmosferi daha var. Yani hiç bunun yenilir yutulur bir tarafı yok. Yani bilmiyorum. Yani çok acayip bir şey var burada. Şimdi şu anda hani nereye doğru gittiği belli değil. Yani öyle bir hal almış, evet, ki normal şartlarda yani bununla ilgili mağdurların sayısı her gün, evet, gittikçe artıyor ve bu mağdurların yani onlara ifade edilecek bir şey yok. Yani dediğim gibi, evet, adam vatandaşın hiçbir şeyden haberi yok. İşte geçmiş zamanda işte abin veya baban şöyle bir olaya karışmıştır ya da amcan şöyle bir olaya karışmıştır, amcan tehlikeliydi, sen de tehlikelisin. Yani ha şimdi bu ne anlama geliyor? Şimdi sistem içerisinde, evet, gücünü muhafaza edip yani kendisine muhalif gördüğü ya da az önce söylediğim gibi FETÖ'nün oluşturmuş olduğu bir hafızayla hareket eden bir yapı halen var. Yani şimdi hafızayı oluşturan cezaevinde. Evet. Sistemi kuran cezaevinde. Neticede bu kadar mağdur yaratan yine cezaevinde. Ha ben bunu temizleyeceğim diyen
insanlar da yeni mağdurlar oluşturuyor. Yani bu bir yönüyle, üzerinden, bir yönüyle doğal olarak bu düşünceyi sahiplenen, yani FETÖ'ye de hizmet etmiş olmuyor mu? Efendim, düşmanlaştırıyorsunuz yani insanları, ne bileyim yani hani bir onun neden olduğu mağduriyete başka bir şey daha ekleniyor. FETÖ'nün de istediği bu. Bu herhalde. Yani istediği bu. Şu anda yani adım adım bir bunalım oluşsun değil mi? Adım adım istediklerine doğru gidiyor. Yani toplumda bir güvensizlik oluşturma. Toplumu devlete karşı düşman hale getirme. Evet. Zaten bir kendisine ait bir tablo var. Bununla birlikte yani havayı, ortamı bulanıklaştırıp evet, tekrardan kendi isteklerini yapabilme. Peki devleti idare edenler, mesela Sayın Cumhurbaşkanı, işte hükümet yetkilileri, bunları görmüyor mu? Yani bu böyle bir şey var, bu kadar halk, bu kadar insan herhalde bir şeyi yanlış söylemez ya da ne bileyim yani bunda bir biteni var vardır. Hiç mi böyle bir şey bir hassasiyet yok? Görseydiler yani bugün bunları konuşmamış olurduk. Demek ki henüz görmüyorlardır. Yani zaman zaman böyle toplum içerisinde bazı anekdotlar konuşulur, bazı olaylar konuşulur. Evet. İşte FETÖ ile ilgili kurulan bir komisyonda FETÖ'cü kurum, artık bazı kurumlarda çalışan insanların ifadesi alınıyor. İfadesini komisyonun başındaki şahıs soruyor söz konusu kişiye, anlat FETÖ ile ilişkini. Dönüp diyor ki efendim FETÖ ile ilişkimi sen sağladın. Evet. Buyurun. Sen sağladın, beni oraya götüren sendin diye. Birbirine dönüyor, öbürüne diyor, diyor ki yani komisyondaki herkes beni de sen götürdün, beni de sen götürdün. Yani bu anlamda herkes birbirini götürmüş. Geçmişte FETÖ'ye metiyeler dizen, işte Türkçe olimpiyatlarında böyle kalkıp onu neredeyse yani evet, dilim varmıyor. Yere göre saldırmayan. Vasfa yani getiren siyasetçiler halen siyaset mekanizmasında çok aktiftirler. Onlara hiçbir şey olmadı. Halen devam ediyor. Ama gariban vatandaş işte geçmişte mecburiyetten FETÖ'nün bir dershanesine gitmiş veya bir mecburiyetten bir yurdunda kalmak zorunda kalmış. FETÖ'yle hiçbir ilişkisi olmamış. O insan şu anda bir kısmı cezaevinde, bir kısmı mağdur. Ha, o zaman bir mücadele de, yöntemi ve stratejisiyle ilgili de bir sorun ortaya çıkıyor. Var yani. Sorun. Sadece bunlar olsa sorun değil. Evet. Yani bir de demin işte bahsettiğimiz yine FETÖ'nün oluşturmuş olduğu hafızadan dolayı evet, fişlenen, yani FETÖ'nün sevmeyip çeşitli isimler verdiği insanlar bugün mağdur ediliyor. Ha, bugün demin dediniz yani Sayın Cumhurbaşkanı da dahil, Cumhurbaşkanlığı vasfı düştüğü gibi o da aynı şekilde güvenlik soruşturmasından geçmeyecek. Çünkü FETÖ'nün oluşturmuş olduğu kumpasta Selam Tevhid örgütü diye oluşturmuş olduğu hayali örgütün lideri Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Yardımcısı da MİT Müsteşarı Hakan Fidan'dır. Bu bütün evet, mahkeme tutanaklarında vardır. Bugün yani resmi vasıfları çıkarılırsa vatandaşlar olarak onlar da o evet, soruşturmaya takılacak ve Türkiye'de yani tabiri caizse bekçi bile olamayacaklardır. Şimdi tabii buna karşı hani ne yapmak gerekir onu da konuşalım. Biraz Olcay Bey'i de dinleyelim izninizle. Şimdi aşağı yukarı 2 yıl oluyor değil mi 15 Temmuz'dan bu yana? Tabii 15 Temmuz'un bir darbe olduğunu, yani buna tabii yani karşı durulması gerektiğini söylememize gerek yok. Zaten duruşumuz ortada. Fakat öyle bir hava oluştu ki şu anda siz yani bir hakikati söylemeye kalktığınızda eğer bu siyasi iktidarın yani işte mevcut hükümetin karşı durduğu bir şeyse, onaylamadığı bir şeyse, dillendirmediği bir şeyse sizin durduğunuz yer neresi olursa olsun FETÖ'cü oluyorsunuz ya da işte ne diyor hain oluyorsunuz falan filan. Yani yılında şey var, etiket var. Hazır hemen birileri yaftalıyor. Ha bir bakıyorsunuz aynı adam düne kadar vatanperver, milletperver bir adam FETÖ'cü oluyor. Ya da işte 15 Temmuz darbe kalkışmasında milletin istikbali için sokağa çıkıp şehit olan isimler var. Şimdi bu adam yaşasaydı bugün bir işe girmiş olsaydı yani gazi olarak ona da diyeceklerdi ki güvenlik soruşturmasından geç. Vallahi sen işte sicilin bozuk sen.
giremezsin mi diyeceklerdi. Evet. Şimdi böyle hakikaten akla hayale yani sığmayan, akla ziyan şeyler var. Bir de bir şey daha ekleyeyim, sonra sözü vereyim. Şimdi bazı şeyleri söylediğimizde hain oluyorsunuz. Bir bakıyorsunuz bir 3-5 ay sonra yani hükümet kanadından ya da işte şu anda hükümete yakın duran bazı siyasi çevreler tarafından dinlendirilmeye başlıyor. Bugün mesela görüldü. İsim vererek de söyleyeyim. Yani MHP Genel Başkanı'nın işte yani bir bankada hesabı olanı terör örgütü listesine mi alacağız gibi. Yani bu tür şeyler var. Şimdi bu gidişat neyi gösteriyor bize? Bir taraftan da o hal devam etsin deniliyor. Yani bu nereye varacak? Sizin öngörünüz nedir? Yani bu tablodan ne okuyorsunuz? Öncelikle benim hata yapma gibi bir imtiyazım varsa vatandaşımın da hata yapma gibi bir imtiyazı olmalıdır. Evet. Yani biz geçmişte yanlış yaptık. Geçmişte hata yaptık. Aldandık, aldatıldık. Bilerek, bilmeyerek neyse. Evet, yani. Evet. Bilerek veya bilmeyerek. Aldandık, aldatıldık. Yani bundan dolayı bugün gelişen olayları yaşıyoruz. Bu aldatılmadan, bu aldanmadan dolayı. Şimdi eğer biz kendimiz için bunu söylüyor ve kendimize bir imtiyaz sağlıyorsak, biz vatandaşlarımız için de aynısını söyleyebilmeli ve aynı imtiyazı kendilerine de sağlayabilmeliyiz. Şimdi insanlar Türkiye'de eğitim sistemi çok mu güçlü dünden bugüne? Hayır. Bu zayıflık içerisinde, bu çöküntü içerisinde çocuklarını insanlar daha iyi eğitim alsınlar diye zamanında dershanelere gönderdiler. Bu velev ki FETÖ'nün dershaneleri oldu, velev ki başka birilerinin dershaneleri, özel dershaneler oldu. İnsanlar çocuklarının daha iyi eğitim alabilmesi için gönderdiler buralara, bu kurumlara. Evet. Şimdi tamam, elbette ki bu kurumlarda olup da FETÖ üyesi olanlar vardır, ki var. Ama bu kurumlara tamamen eğitim amaçlı giden insanlar da var. Yani çocuğunu bu kurumlara, bu eğitim kurumlarına gönderdiği için sıkıntı yaşayan, mağduriyet yaşayan insanlar var. Orada basına da yansıyor. Evet. Veya elindeki parasını bu gruba bağlı bir bankaya götürmüş, yatırmış ama bu grubun gerçek niyetini, asıl niyetini bilmeyen vatandaşlar da var, insanlar da var. Buraya, bu bankaya para yatırdığınız için siz de güvenlik soruşturmasına takılıp işinizden olabiliyorsunuz. Sadece bu değil. Yani bu bürokrasinin içerisinde, kamu kurumlarında çalışan insanları, kişileri sadece bağlayan bir şey değil güvenlik soruşturması. Bugün köyünde, bağında, bostanda çiftçilik yapan insanlar da bu mağduriyeti yaşıyor. Bakın bugüne kadar destekleme almış, yıllardır destekleme almış çiftçiler son iki yıldır özellikle o halle beraber güvenlik soruşturmasının derinleştirilmesiyle beraber çiftçiler dahi vakti zamanında oluşturulan, yine FETÖ ile oluşturulan devlet hafızasına bakılarak işte sen geçmişte şu örgüte yakın durmuşsun, şu örgüte iltisakın olmuş, şöyle bir fişlemen olmuş, şu suçtan dolayı yargılanmışsın gibi gerekçelerle veya hiç gerekçe gösterilmeden çiftçiler dahi artık hibe alamaz duruma geldi kimi çiftçiler. Yani. Şimdi bu büyük bir sıkıntı. Bakın biz bu böyle devam ederse bu süreç toplumsal olarak büyük kırılmalar yaşarız. Yani hem psikolojik hem sosyolojik olarak yarın öbür gün biz adalet temelli eğer bazı söylemlerde bulunursak geçmişimize dönüp baktığımızda veya birileri bizim bu geçmişi bize hatırlattığında bu bir hafıza olarak kalacaktır ve bu acıtacaktır. Evet. Aynı şeyle siz de, aynı yöntemle siz de yarın baş başa kalabilme gibi durumunuz var. Bakın yani biz hukuk zahire bakmaz mı? Şimdi diyelim ki bir düşünceyi yani geçmişte böyle olmuş, şöyle olmuş. Sen geçmişte bunu düşünmüşsün, tasarlamışsın. Yani bu uygulamaya geçmiş mi? Evet. Ya fiili bir şeye dönüşmüşse alırsın, yargılarsın, cezasını kesersin. Neyse. Evet. Yani o orada da gerçi hani bir adalet şeyi yok. Yani yargılamalar adil değil. O ayrı bir sistem. Böyle dediğiniz gibi yani bu böyle devam ederse herhalde ciddi yani kırılmalar toplumsal sorunlar yani. Yaşayacağız. Bakın, yazık yani. Yani şimdi bakın 15 Temmuz bir süreçti, bir milattı. Daha doğrusu Türkiye için bir milattı. Herkes 15 Temmuz'a
milyonlarca insan sokağa çıkıp bu darbeye karşı, özellikle ABD'nin arkasında evet. olduğu, Batı'nın arkasında olduğu darbeye karşı bir direnç gösterdi. Bir devrim yaptı tabiri caizse. Şimdi biz olumlu bir hava esti, bir süreç başladı ve Türkiye toplumu geleceğe daha fazla umutla bakar oldu. Evet, birilerinin planlı 15 Temmuz gecesi Türkiye halkı yıktı. Birilerinin evet. hayallerini yıktı. Bundan sonra yeni bir sayfa açılmalıydı ki Sayın Cumhurbaşkanı da başta olmak üzere hükümet yetkilileri falan olsun. O minvalde siyasetçiler olsun şu açıklamayı yaptılar. Yani her hayırın altında bir şer olacağı gibi şer görünen bir şeyde de hayır olabilir gibi söylemlerde zaten bulundular. Devlete yani, o hali ilan ediyoruz falan buymuş demek yani. Evet şimdi yani o hali devlete ilan ediyoruz falan denildi. O zaman insanlar dedi ki evet yeni bir şey başlıyor. Evet bu görünen olay bizim için acıtıcı. Evet. 300'e yakın 250'den fazla 252 kişinin hayatını kaybetmesine şehit olmasına vesile olan bu darbe süreciyle beraber bunların kanının da vesilesiyle Türkiye'de yeni bir sayfa açılacak. Herkes bu umutla bakıyordu ama o halin gelmesi, o hal gelirken kaygılar toplum dile getirdi. Evet. Çeşitli siyasi çevreler dile getirdi. Bakın o halin sebep olacaklarının ne olduğunu biz geçmişten biliyoruz o hal uygulamalarıyla. Evet. Özellikle Doğu ve Güneydoğu'daki uygulamalarıyla. Dolayısıyla dikkatli bir sürece girmeliyiz diye sıkça uyarılar yapıldı ama o halin devlete karşı, o halin bürokrasiye karşı, devlet içerisindeki paralel yapılanmaya karşı uygulama konulduğu söylendi. Ama bugün geldiğimiz nokta itibariyle genç bir maalesef. Çocuk İmam Hatip Lisesi'nden mezun olmuş, İlahiyat Fakültesini bitirmiş, girmiş olduğu sınavdan yüksek puan almış ama mülakat sonucunda, mülakatla geliştirilen işte güvenlik soruşturmanın neticesinde bu genç çocuk görevine başlayamıyor. Ataması yapılmış olduğu halde güvenlik soruşturması sebep gösterecek. Niçin? Amcasının geçmişte artık o günün şartlarına göre değerlendirilen o yargı kararlarına göre işte amcası suçluymuş. Amcasının işlemiş olduğu bu suçtan dolayı kendisi de bu suçu işleme ihtimali var veya amcası gibidir değerlendirmesi yapılarak resmen paranoya yani işinden olmuş. Bakın bu zandır. Yani hiçbir hukuk sistemi zamla kimseyi cezalandıramaz. Böyle bir şey yok. Bizim ama bugün uyguladığımız maalesef bu. Yani evet. hükümet bu konuda. Toparlayalım bu arada olacak. Hükümet evet. bu konuda bu gerçekleri görmezse ki hala takip ediyoruz biz basından. Maalesef bu yaşananları hala haklı gerekçelere dayandıran siyasiler var. Bu büyük bir yanlış. Bu konuda özellikle çok detaylı bir inceleme yapın. Bakın Bayrak soruşturmasında da aynı sorunlar yaşandı. Yine binlerce insan Bayrak soruşturmasından dolayı işinden gücünden oldu. Kimisi cezaevine girdi değil mi? Evet. Ama 11 bin küsur kişi sonradan görüldü, tespit edildi ki Bayrak uygulaması evet. telefonuna kendi iradesi dışında indirilmiş. Şimdi böyle bir gerçek var. Yarın öbür gün böyle bir pişmanlık da duyabiliriz. Bakın dolayısıyla gelecekte pişmanlıklar duymamak için bugün attığımız adımlara çok dikkat etmeliyiz. Yani bir insan bile eğer haksız yere bir şeyle karşı karşıya kalmışsa bu bile yani evet, ki çoktur. Biz sıkça Hazreti Ömer'in evet. şu örneğini veririz. Yani Fırat'ın kenarında kaybolan koyundan hesap sorulur. Evet. Misaliyle hareket ederek söylem geliştiriyoruz ama bugün bırakın Fırat'ın doğusundan, Fırat'ın kıyısından evet. Bir koyunun kaybolması, bir sürü insanın hakkının kaybolması söz konusu, mağduriyet yaşaması söz konusu. Eyvallah. Bu konudaki şikayetler hükümet tarafından ivedilikle, Eyvallah. Ciddiyetle üzerinde durulmalı, adım atılmalı ve mağduriyetler bir an evvel giderilmeli. Çok teşekkürler. Metin Bey, son sözü size verelim. Şimdi bu OHAL ile ilgili biliyorsunuz kaç dördüncü kez oldu yanlış hatırlamıyorsam uzatıldı. Yakın zamanda sanki bir kez daha uzatılacak gibi görünüyor. Hatta dillendiriliyor da OHAL kesinlikle devam etmelidir diyenler var. Önümüzde seçimler var. Türkiye'nin gidişatı ortada. Ekonomi mesela hiç konuşmuyoruz ama hakikaten çok ciddi bir şey var. Yani doların, euronun geldiği nokta ortada. Böyle krizler de var. Ne yapılmalı sizce? Yani bir tabii Olcay Bey'in bahsettiği bir toplumsal travma da var şu anda. Şimdi OHAL çıkarılırken yani OHAL uygulaması sadece
devlet şu açıklamayı yaptı. Ben bu ahali halkıma değil, kendime karşı ve FETÖ'yle mücadeleye karşı bu ahali ilan ediyorum diye bir açıklamada bulundular. Ama maalesef gelinen süreçte yani FETÖ'yle mücadeleyi bir tarafa bırakıp yani neredeyse kendi vatandaşıyla mücadele pozisyonuna getirmişlerdir. Evet. Yani bugün bir vatandaş olarak Türkiye'nin herhangi bir yerde çıkıp ben şu hakkımı istiyorum dediğin zaman o halden dolayı hemen tutuklanıp cezaevine gönderilebilirsiniz. Bir şeye itiraz edemezsiniz, eleştiremezsiniz. Böyle bir kültür oluştu maalesef. Yani, biz bununla karşılaşıyoruz. Yani sürekli karşılaşıyoruz. Yani mesela diyelim ki zaman zaman bizim işte parti gençlik kolları bir etkinlik yapmayı düşünüyor. Yani etkinlik derken yani bir cami önünde veya bir sabah namazı çıkışında bir çorba dağıtma türünden bir şey bakıyorsun ki hemen yetkililer geliyor, yok efendim o haldir, toplu halde duramazsınız. Yani bu gibi sıkıntılarla yani şimdi uygulama zaten yerden yere ciddi bir şekilde fark ediyor. Şimdi eğer bunlar biraz değiştirilmezse işi abartanlar icracılar mı yoksa yani yani şimdi bu baştan, o hal böyle bir hak tanımış. Böyle bir hak tanımış kendisine. Yani mesela yani pire için yorganı yakabilirsin. Ya yani hiç öyle mi? Tereddüt yani öyle, etmiyor. Böyle bir şey var. Öyle bir şey yani sonuçta verilen yani olumsuz yetki olumsuz insanların elinde olduğu zaman toplumun zulme uğraması çok kolaydır. Şöyle bugün böyle bir yetki vardır. Evet. Bu yetki verildiği için de neticede herkes böyle çok temiz de değildir. Yani özellikle idareciler, yöneticiler açısından söylüyoruz. Bunu bahane ederek birçok insan işte ortadadır, mağdur ediliyor. İşte güvenlik soruşturmaları niçin konuşuluyor bugün? Konuşulmaması lazım aslında. Evet. Yani güvenlik soruşturmalarının çıkarılmasının temel sebebi neydi? Evet. FETÖ'cülerin tekrar devlet kademesine sızmaması. Zaten yıllarca bizim itiraz ettiğimiz de bu değil miydi? Yani işte 28 Şubat sürecinden oradan buradan bu halk hep fişlendi. Sonra bunlar fişledi. Tam da bunlardan halk kurtulacak, rahatlayacak, bir nefes alacak derken hopala dur hele nereye gidiyorsun der gibi oldu yani. Yani işin işte ilginç tarafı bugün şu anda sistem tam da FETÖ'nün istediği bir çerçeveye gelmiş. Niçin? Çünkü devlete bir hafıza oluşturdu. Evet. Yani bugün FETÖ'nün, yani çok güvenlik soruşturmalarından FETÖ'cüler çok rahatlıkla geçebilir. Yani eğer baylok kullanmamışsa ya da hasbel kadar farklı bir şekilde yansımamışsa FETÖ'cülerin, çünkü tanıyoruz şu anda halen görevde olduğu, geçmişte çok aktif onlara çalışan, yani insanlar halen görevindedir, halen devam edenler vardır. Fakat bununla birlikte gariban bir vatandaş, işte sabahtandır konuşuyoruz, bir yerde bir şeye takılmışsa o gitti. İşte Eskişehir'deki Osman Gazi Üniversitesi'nde yaşanan olay bunun bir sonucudur, bir neticesidir. 4 tane akademisyen orada yani işte itirafçı FETÖ'cü tarafından katledildi. Yani orada derin bir şey var, yani bir sıkıntı var. Yani ne yaşıyor? İşte, üniversitede kendi bütün meslektaşlarını sevmediği insanlar, işte ben eskiden FETÖ'cüydüm, bugün itirafçı oldum türünden bize gelen bilgi basına yansıyan, takip ettiniz. İşte sevmediği herkesi FETÖ'cü ilan edip yani bu anlamda bu insanların soruşturma geçirmesine sebep oldu. Ve netice gelen sonuç takip ettiniz. Belki işte orada bir akademisyen bayan basına karşı bağıra bağıra tek tek hepsini söyledi. Evet. Bugün sistem yani FETÖ'cülerin istediği seviyeye doğru gidiliyor. Yani yarın Allah muhafaza çok daha büyük şeylere sebebiyet verebilir bu. Çünkü yani zaten ekonomik yaşam zor. Yani geçimi temin etmek zor. Adam düşünün, bir aileden 3-5 üniversite mezunu var. Hiçbiri işe giremiyor. Zavallı baba uğraşmış icabında. Belki inşaatta çalışmış, belki orada burada çalışmış. Biriktirmiş, yani yememiş yedirmiş, giymemiş giydirmiş, okutmuş. Ama takılmış. Yani şimdi kendi itirafları var. Şimdi Şamil Tayar çıkıp bas bağır dedi ki Ankara'da FETÖ borsası kurulmuş. Ben Sayın Cumhurbaşkanı'na ulaşamıyorum diye. Yani hükümetin bir milletvekili, gazeteci.
Evet. Yani tablo ortada. Bununla birlikte yani sürekli yani hükümet kanadından da buna itiraz eden, buna bağıran, yani evet, buna tepki gösteren nice insanlar var ama yani kim, nerede, nasıl engelliyor belli değildir. Yani hükümet kanadından da bundan rahatsız olanlar vardır. Ama yani bir şeyler dönüyor. Yani bir yere girip takılıyor. Ve bunun sorumlusu, vebali kimin boynundaysa yani bu mazlumların ahı bir gün onu da yakacak. Yani evet, çünkü ciddi bir travma oluşturulmuş tabanda. Yani mağdur edilen, yani gereksiz yere, hiç yok yerine mağdur edilen nice insanlar vardır. Yani bugün işte evet, halen bugüne kadar soruşturmasından dolayı işe başlamayan nice gençlerimiz var. Zaten örnekler ortada. Bunu yani evet, çok daha ilginç tablolar var. Belki buna zaman yetmez anlatmakla. Evet. Ama sanki yukarıda ya da hükümet kanadında yani bu işin müsebbibi olanlarla ilgili bir tık yok. Kimseden ses çıkmıyor. Yani hani ben şeyi de doğrusu hani siz de ifade ettiniz. Yani birileri bunu engelliyor, hükümete ulaşmıyor falan filan. Yani bunlar mazeret sayılmaz. Sayılmaz. Yani şimdi yani, bir memleketi idare ediyorsanız orada siz vatandaş size ulaşabilmeli, sorunlarını dile getirmeli. Ne bileyim yani böyle tek tip bir insan modeli, tek tip bir anlayış kimseye fayda getirmemiştir. Yani burada o hassasiyeti idare makamında olanların daha fazla göstermesi lazım. Ama yani eğer öyle bir çember varsa bu çok daha tehlikeli. Yani çok daha büyük sıkıntılara belki sebebiyet verebilecek bir şey. Birilerinin hesabına geliyor halen. Evet. Birileri halen yani belki sistem içerisinde ağırlığını korumayı düşünüyor. Yani devletin yapması gereken hafızasını değiştirmek yani. FETÖ'nün evet, oluşturmuş olduğu o hard diski çıkarıp yani evet, yeniden temiz bir toplum. Sonuçta bu insanların bir suçu yok, tabanın bir günahı yok. Yani Sayın Cumhurbaşkanı defalarca söyledi işte tabanı ibadet, ortası ticaret, üstü ihanet dediği bir yapı, tarif evet, ettiği bir yapı. Yani şimdi o zaman şu anda yani üste dokunulmamış, ortaya dokunulmamış ama tabanı ibadet dediği insanlar habire mağdur ediliyor. Yani sadece o cenaha da bununla birlikte bunların oluşturmuş olduğu hafızadan da dolayı mağdur edilen insanlar vardır. Yani bunun değişmesi lazım. Eyvallah. Yani bir hükümet kanadından yani dönüp kendi içine de bakması lazım. Az önce verdiğim örnekte işte yanına bakıyor işte seni kim kattı? Evet. Sen kattın yani soruşturma. Yani acaba oraya hiç bakılıyor mu? Vallahi gariban olmak zor iş Metin Bey. Yani kimi kimsesi olmamak zor bir iş. Bu her dönemin evet, mağdurları var. Bu gariban kesim. Kimsesizlerin de Rabbi vardır yani. Amenna, amenna. Yani tabii her şeye rağmen hakkı, hakikati söylemek gerekiyor. Yani kim olursa olsun. Şimdi FETÖ eğer konuşacak olsak hepimiz bunun mağduruyuz. Yani bu yüzden cezaevi yatan insanlar, işkence gören insanlar, biz bunları bizzat yıllardır yaşamış olan insanlarız. Ama ortada bir hakikaten yani bir insanın bile haksız yere mağduriyeti varsa kim olursa olsun bunun karşısında da durmak lazım. Sanki öyle bir bariyer var şu anda. Bunları dillendirmek, söylemek hemen suç oluyor. Bu tehlikeli. Bu anlayışın yıkılması lazım. Fazla korkuya kapılmaya gerek yok. Yani ben şahsen o kanaatteyim. Ama bakalım gidişat neyi gösterecek. Birer cümleyle bitirelim. Evet. Böyle. Şimdi hocam da bahsetti, söyledi ama özellikle toplumsal olarak bizim evet, barış içerisinde, huzur içerisinde yaşayabilmemiz için ülkeyi yönetenlerin de buna katkı sunması gerekir. Hatırlayın yani kısaca bir evet, toparlayayım bunu. Hı hı. İşte çözüm süreci diye bir çatışmasızlık süreci Türkiye'de işte 2013'te başlatılan bir süreç oldu. 2-3 yıllık süren bir süreç oldu. Burada gündeme gelen konulardan biri de buydu. Yani eli silahlı işte PKK elemanlarının topluma yeniden kazandırılması. Silah bırakmaları halinde. Neydi? İşte bunlar tekrar işte topluma kazandırılma adı altında kamuya iyileştirilecek, belki kimi zaman kimleri iş sahibi yapılacak gibi adımlar atılacaktı. Bunlar masadaydı ve konuşuluyordu. Doğru. Değil mi? Şimdi ne? Bunlar eli silahlı, şiddete bulaşmış kişiler.
Yani öyle değerlendirilen insanlar. Şimdi biz bunlara dahi bu imkanı açarken, bugün şiddete bulaşmamış insanların küçük bir fişlemeyle, evet, ve bu da hangi klik tarafından devlet hafızasına yerleştirilmiş fişlenme olduğu bugün itibariyle görünüyor ki hükümet bilmiyor. Yani devlet kutsaldır ve burada yapılan, oluşturulan hafıza da kutsal bir hafızadır mantığıyla sanki yaklaşılıyor. Şiddete hiçbir şekilde bulaşmamış. Hiçbir örgütle organik bağı olmamış. Birini güvenlik soruşturmasında küçük bir sorundan dolayı işinden etmek veya ataması yapılmış birini işe almamak, bu çok büyük bir sorundur. Evet. Yani şiddete bulaşmış insanlara siz bu yolu açarken, şiddete bulaşmamış insanların yolunu tıkarsanız bu geleceğe dair büyük bir sorun da olacaktır. Dikkat çekmek istediğimiz nokta bu. Eyvallah. Yani geleceğe yönelik problem yaşamak istemiyorsak, toplumsal problemler yaşamak istemiyorsak, bugün attığımız adımların ne kadar ciddi, ne kadar gerçekçi olduğunu da incelememiz gerekir. Eyvallah. Etimi buyurun. Evet, FETÖ'nün başına gelenler ortada. Yani FETÖ bugün bu ülkede öyle bir güce ulaştı ki, yani güç zehirlenmesinden dolayı kendisinin dışındaki bütün yapıları ezdi, yok saydı. Ama neticede Allahu Teala o fırsatı ona vermedi, bu hale düşürdü. Bugün evet, yani artık kaçacak delik arıyorlar. Yine bugün ondan dolayı, yani tabiri caizse, yani FETÖ'ye karşı hakikaten bir devrim yapan bu halkı mağdur eden yapılar bu mağduriyetleri engellemezlerse, bundan vazgeçmezlerse, yani onların da akıbeti de pek iyi olmaz. Temennimiz öyle olmamasıdır. Öyle olmaması, temennimiz evet, bu toplumun barış içerisinde ve huzur içerisinde yaşamasıdır. Ama işte dün elinde işte bayrağıyla, tevhid bayrağıyla, şeyle beraber sokaklara dökülen insanların büyük çoğunluğu bugün güvenlik soruşturmasının mağduru olarak ortaya çıkmış ve halen de bununla ilgili bir adım atılmamıştır. Temennimiz bu yanlıştan vazgeçilmesidir. İnşallah öyle olur. Çünkü hepimizin huzura, sükunete ihtiyacı var. Birbirimizden korkmadan, birbirimizde düşman gözüyle bakmadan selametle yaşayabileceğimiz böyle bir hakkımız var yani. Buna ihtiyacımız da var. O günleri Allah göstersin diyoruz. Çok teşekkürler katkınız için. Sağ olunuz, var olunuz. Teşekkür ederim. Ve efendim programı kapatıyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.